değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, billboardlarda görüyorsunuz. 20 yıldan beri AKP kurulduğu tarihi billboardlara yazarak bir olduk, 21 olduk diye kuruluş tarihlerini veriyor ve insanlara bu 20 yılda gerçekten Türkiye'ye önemli hizmetler yaptıklarını anlatmaya çalışıyorlar. AKP iktidarı gerçekten Türkiye'de milletimizi kalkındıracak, milletemelli birlik ve beraberlik içinde tutacak, ayrıştırmayacak, insanları huzur ortamında adaletle yönetilecek bir iktidarı mı yönettiler 20 yıldan beri? Çok kısa olarak hemen bir göz atalım. Barış süreci diye yola çıktılar. PKK ile işbirliği yaptılar. Abdullah Öcalan'la masaya oturdular. O süreçten PKK güçlenerek çıktı. Onlarca evladımız maalesef şehit düştü. Daha sonra milletin karşısına çıktılar. Dediler ki yanlış yaptık. FETÖ terör örgütüyle size ne isterseniz veririz diye birlikte yola çıktılar. FETÖ terör örgütü orduda Emniyette, yargıda, eğitimde bütün kurumlarda örgütlendi. FETÖ güçlendi, kalkışmaya cesaret ettiler. Onlarca şehitimiz oldu. Meclis bombalandı. Birlikte oldukları FETÖ örgütü tarafından. İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e "One minute" dedi Recep Tayyip Erdoğan İsrail'de çocuk katilisiniz diyerek Perez'in yüzüne bakıp da söyledi. Daha sonra Mavi Marmara gemisi Filistin'e yardım edecekti. Saatler içerisinde yani one minute dedikten sonra saatler içerisinde ben o sözü Sayın Perez için söylemedim diye dönüş yaptı telefonlarınızın videosundan yazarsanız görürsünüz. Buraya geldi Van Minute diye böbürlendi, hava attı. Ama saatler içerisinde yaptığı basın toplantısıyla ben o sözleri Perez için söylemedim. Oradaki moderatöre söyledim dedi. Bu kadar iki yüzlü politika yaptılar. Gene İsrail ile ilgili ve Mavi Marmara ile ilgili Yanlış yaptık dediler. Özür dilediler. İsrail ile ilişkileri düzeltmek aradan 20 yıl geçtikten sonra şimdi akıllarına geldi. Ne değişti? İsrail ile Filistin arasında Filistinli çocuklarımız öldürülmeye devam ediyor. Daha geçen haftaki haberlerde, televizyonlarda çocukların çığlıkları gök kubbeye çıkıyordu. Bunu duydular mı? Hayır duymadılar. Birden İsrail ile ilişkileri düzeltmek akıllarına geldi. Filistin'e verdikleri sözlerin hepsini unuttular. Aslında milletimize verdikleri sözleri de unuttular. Gerçi normal. Bu 21 yıldan beri kurdukları AKP siyasi partisinin lideri Recep Tayyip Erdoğan İsrail'den Yahudi lobisinin nişanını alıp göğsüne takmış bir kişidir. Onun için bu yaptıklarını normal karşılamak gerekir. PKK'yı bitirdik dediler. Son beş ayda Nisan ayından itibaren son beş ayda 58 tane askerimizi şehit verdik. Bitmiş PKK ile mücadelede son beş ay içerisinde 58 askerimiz. Altı korucu şehit düştü. Yani son beş ayda 64 tane güvenlik görevlimizi şehit verdik. Bu nasıl mücadele? PKK'yı gerçekten nasıl bitirmek? Çocuklarınız bedelli askerlik yapıyor, hayatlarını sürdürüyor ve siz bundan dolayı mutlu olabilirsiniz. Ama o 64 şehidimizin aileleri gerçekten merak ediyor. Bitmiş PKK yüzünden çocukları neden şehit oldu? İnsanların gözünün içine baka baka utanmadan gerçekleri saptırmaya devam ediyorsunuz. 21 yıldır bunu yapıyorsunuz. Yıllardan beri inadınız yüzünden Suriye bataklığında da evlatlarımız şehit oluyor. Sınırlarımız delik teşik. Türkiye hiç bu kadar ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalmadı. Yaklaşık 9 milyon kişi sınırlarımızdan geçip Türkiye'ye girdi. Defalarca sordum. Sarayın tetikçisi Süleyman Soylu'ya. Dedim ki Türkiye'de gerçekten kaç tane işit militanı var? Kaç tane El-Kaide militanı var? Kaç tane Afgan ajanı var diye. Hiç bir tanesine cevap vermediniz. Siz terör örgütü liderlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptınız. Ben de onu belgeledim. Militanları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptınız. Yetmedi. Onların Türkiye'de cirit atmasına da göz yumuyorsunuz. Şimdi de Türkiye'nin dış politikasını Suriye'de, Ethem Sancak ve Doğu Perinçek'le misyonerliğini yaptırtmaya soyundunuz. Şimdi gerçekten soruyorum. Sizin dış politikadaki Suriye'deki misyonerleriniz Doğu Perinçek'le Ethem Sancak mıdır? Ethem Sancak, BMC'yi Ethem Sancak'a peşkeş çektiniz. Tank palet fabrikasını peşkeş çektiniz. Karasu'da 2 milyon metrekare araziyi peşkeş çektiniz. Katar ordusunu BMC'ye ortak ederek Türk ordusunun bilgi ve birikimini onlara aktardınız. Türkiye'nin savunma sanayindeki en önemli projesi olan tank, yerli tank projesini etam sancak gibi nitelikli bir dolandırıcıya verdiniz. Tek bir tank bile öğretmedi milyarlarca doları Katar'dan 300 milyar dolar, Öztürklerden 150 milyar dolar, Tosyalı şirketinden 480 milyar doları aldı cebine koydu, tek bir tank dahi üretmeden defolup gitti. Şimdi bu adam gerçekten Etam sancak sizin Suriye'deki dış politikanızın misyonerliğine mi soyundu? Çünkü diyor ki Doğu pençekli Ethem Sancak. Dış işlerinin bilgisi dahilinde gidiyoruz oraya diyor. Ya bu adam milleti dolandırdı. Milletin paralarını aldı, götürdü. Tek bir tank dahi üretmedi. Özür bile dilemediniz. 20 yılda yaptıklarınız işte bunlar. Bunlar yeterli mi? Bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Recep Tayyip Erdoğan çıktı bu 20 yıl içerisinde. Ben Amerikan emperyalizminin başlattığı Ortadoğu'daki savaşın eş başkanıyım dedi. 3 milyon 750 bin Müslüman'ın katledildiği savaşın Amerika'daki başkanlarından bir tanesiyim dedi. Bunu açın. Telefonlarınızda göreceksiniz. Kelimesi kelimesine Recep Tayyip Erdoğan söyledi. 3 milyon 750 bin vatandaşımız 3 milyon 750 bin Müslüman kardeşimiz şehit oldu. Siz Amerikan askerlerinin Noel'ini kutladınız. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Amerikan askerlerinin Noel'ini kutladı. Bununla bitti mi? Şimdi de doğru bir dış politika yürütemediniz. Yürütemediğiniz gibi hırsızları ve FETÖ'cü generallerin kardeşlerini Büyükelçi olarak tayin ettiniz. Dış politikada geldiğiniz son nokta devleti soyan, hırsızlığı kanıtlanan, evinde para bulunan milyonlarca para bulunan kişiyi siz büyük elçi tayin ettiniz. Bank Asya'ya para yatırdı diye bir aileyi komple işlerini yok ederek gözaltına aldınız ama FETÖ terör örgütünün generalinin kardeşini siz büyükelçi olarak tayin ettiniz. Böyle gözleriniz kararmasaydı aslında doğru bir politika yapabilirdiniz. Doğru bir politika yapabilirdiniz gerçekten. Cumhuriyetin yüz yıllık politika birikimini yerle bir etmeseydiniz. 20 yıl içerisinde Cumhuriyetin yetiştirdiği bütün diplomatları saf dışı bıraktınız. 20 yıl içerisindeki dış politika sadece AKP'nin siyasi öngörüleriyle yürütülmeye çalıştı. Bir tek kişinin iki dudağı arasında doğru bir politika aslında yürütülebilirdi. Hesabını vermediğiniz yurt dışındaki milyar dolarlarınızı tehlikeye atmamak için egemen güçlere boyun eğmeseniz aslında doğru bir politika yapılabilirdi. Yandaş basınınız, çıkarcı yalaka sözcüleriniz, parayla satın aldığınız cıvık cıvık adamlarınız pembe tablolar çizmeye utanmadan, yüzleri kızarmadan devam ediyorlar. 20 yıldan beri aslında bunu yapıyorlar. Doğru yapanları da aşağılamaya devam ediyorlar. Ancak Türkiye'de 40 milyon vatandaşımız yoksulluk sınırı altında. Umrunuzda mı? Asla umrunuzda değil. Öyle bir noktaya düştünüz ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devletin parasıyla dağıttığı yardımların içerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kart vizitini koyuyor. Siyasete yurttaşlarımızın yoksulluğunu işte böyle alet ettiniz. Hiç utanmadan yaptınız. Türkiye'nin en çok kâr eden kurumları şu anda bankalar. Yüzde dört yüz. Yüzde dört yüz bankalar kar elde ediyor. Bu yatırım için değil. Fabrika için değil. Millet borçlandırılıyor. Millet borçlarını ödeyemeyince bu sefer evlerini Banklarını, ellerindeki bütün birikimlerini gidiyorlar, borca yatırıyorlar. Borç bitiyor mu? Bitmiyor. Çünkü faiz belası başlarında. Sonra vatandaşımızın bir tek geriye nesli kalıyor? Hayatı. Onlar kendi hayatlarıyla ilgili karar vermek durumunda kalıyorlar. Siz işte tam 20 yıl içerisinde Türkiye'yi bu noktaya getirdiniz. Şimdi Geleceğimiz çocuklarımız okuyabilmek için çırpınıyorlar. FETÖ'den bu yana milliyetin politikanızda değişen hiçbir şey yok. Sorular çalınmaya devam ediyor. Tıpkı FETÖ'nün olduğu zamanlardaki gibi. Çalışkan öğrenciler tekrar sınava girmek zorunda kalıyorlar. Sınava gireceğim diye varını yoğunu çocukları için harcayan aileler çocuklarının bütün çalışkanlıklarını bir yıl içerisinde destekleyen insanlar sınava giriyorlar, çocuklarını sınava sokuyorlar. Ondan sonra soruların çalındığı ortaya çıkıyor. Ve o çocuklar tekrar sınava girmek zorunda bırakılıyor. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. FETÖ taktikleri sizin iktidarınızda devam ediyor. Gençler okula başlayacaklar, üniversiteyi kazanan gençler. Sizin yanlış ekonomik politikalarınız doğrultusunda yükselen kira fiyatlarıyla karşı karşıya kaldılar. Yurt yapmanız gerekiyordu, hiç yurda yatırım yapmadınız. Çünkü Türkiye'de gençlerin geleceğine de yatırım yapmıyorsunuz. Türkiye'de öğrencileri içerisinde her beş gençten bir tanesi sadece yurt bulabiliyor. Diğeri Deprem tehlikesi içerisinde olan çok yüksek kiralarla ve be ödedikleri bedelin karşılığında o evlerde kalmak zorunda kalıyor gençlerimiz. Merkez Bankası siyasetin vesayeti altına sokarak ben bilirimle ekonomiyi yönetirseniz gençlerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, insanlarımızı işte bu noktaya düşürürsünüz. Aslında bunun için yapılması gerekenler var. Bunun için liyakat lazım. Bunun için bağımlı olmamak lazım. Bunun için beş kişiyi değil milleti düşünmek lazım. Bunun için vatan sevgisi lazım. Bunun için millet sevgisi lazım. Bunun için inançta samimiyet lazım. Ben faize karşıyım deyip politik faizi düşürüp bankaların faizlerini ticari faizlerini arttırarak İngiltere'deki faiz lobilerine Türkiye'yi mahkum etmemek lazım. Yani iki yüzlü olmamak lazım. Samimi olmak lazım. Allah'ın izniyle millet ittifakı iktidara geldiğinde Türkiye hak ettiği şekilde yönetilecek. Türkiye hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyecek. Gençlerimiz Türkiye'den asla umudunu yitirmeyecek. Çünkü Türkiye en umutsuzluğa düştüğü zamanlarda Türkiye'nin yetiştirdiği insanlar ortaya çıkmış. Herkese ders olacak bir mücadele sonucunda Türkiye tekrar haklı gururunu duyabileceği kendi sahip olduğu yere gelmiştir. Bir kere daha Türkiye'yi o haklı gurur duyduğu, sahip olduğu olacağı itibarlı bir ülke haline getireceğiz. Bunun için söz veriyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz. AKP hükümeti son olarak Merkez Bankası yetkisinde Fiyat İstikrar Komitesi'nin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını zedeleyecek şekilde Merkez Bankasından kopartmaya çalıştı. Bunu neyle yaptı? Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Neyle yapması gerekirdi? Kanunla. Yani bunu yapabilir mi aslında limanları nasıl sadece kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için buradan gelip kanun çıkarttıysa aslında bunu da o şekilde yapabilirdi. Tenezül etti mi? Etmedi. Gerek duydu mu? Duymadı. Ben bunu Cumhurbaşkanlığı kararıyla da yaparım dedi. Meclis neymiş dedi bir tek kişi var, onun kararı yeter dedi. Anayasa Mahkemesi bu doğru değildir dedi. Kim başvurdu? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'nin her yerinde, Ağrı'da, Erzurum'da, Edirne'de, Yalova'da, Giresun'da olacak, Afyon'da olacak, Nide'de olacak, Samsun'da olacak, Sakarya'da olacak. Türkiye'nin her yerinde milletimizden Iç, iç olacağız. Beraber olacağız. Gerçek birlikte diye ayrıştırmadan onlarla kucaklaşarak yaratacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletin sesi olarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na döndüğünde milletinden aldığı bütün gücüyle mücadelesine devam edecek. İnşallah Allah'ın izniyle sandık önümüze geldiğinde milletimizin bu dertleri bitecek. Tekrar güçlü bir Türkiye'yi, istikrarlı bir Türkiye'yi, hukuk içerisinde, özgürlükler içerisinde bir Türkiye'yi, huzur içerisinde bir Türkiye'yi var edebilmek için var gücümüzle milletimizle beraber çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.